211. sorudayız. 211. Soruya bakalım. Sorudaki şıklara bakalım önce. Yahya Kemal Bey adlı meşhur kitapsız şair ya da esersiz şair. Kendisi saf şiircidir. Yer yer milli edebiyata yönelmiş. Bazen Nev Yunanilik dediğimiz akımda da eserler oluşturmuştur. Ok şiiri dışında hiçbir şiirini aruzla yazmış. Heceyle yazmamış. Sadece ok şiirini heceyle yazmış. Diğerlerinin tamamını aruzla yazmış. Kendi gök kubbemiz, eski şiirin rüzgarıyla, Eğil Dağlar, Aziz İstanbul gibi eserleri vardır. Mehmet Akif, İslamcı, realist bir çizgidedir. Sözüm odun gibi olsun, yeter ki hakikat olsun der. Safahat adlı eseri yazmıştır. Çanakkale Şehitlerine adlı yapay destanı yazmıştır. Manzum hikayeleri vardır. Nazım'ı nesre yaklaştırmakla meşhurdur. Mehmet Emin Yurdakul, Türk şairi, Türkçü şair, Ey Türk Uyan, Türk sazı gibi eserler oluşturmuştur. Milliyetçidir, dili sadedir, heceyle şiirler yazar. Rıza Tevfik yine heceyle şiirler yazar. Basit bir dili vardır, sade bir dili vardır. Kendisi Feylesof Rıza, Filozof Rıza olarak anılır. Uçun Kuşlar adlı şiiri meşhurdur. Aynı zamanda Serab-ı Ömrüm adlı tek bir eseri vardır zaten. Faruk Nafiz Çamlıbel, lakabı Çam Deviren, Deli Ozan gibi lakapları vardır. Vehçet Kemal Çağlar'la beraber 10. Yıl Marşı'nı yazmıştır. Sanat şiiriyle şiirle ilgili fikirlerini yansıtmıştır. Başka ne diyebiliriz? Han Duvarları eseriyle meşhurdur. Akından Akına, Şarkın Sultanları gibi eserleri vardır. Şimdi hemen bakalım. Burada ok şiiri hariç hepsini aruzda yazmıştır diyor. Az önce verdiğimiz bilgilerden Yahya Kemal Beyatlı'ya uyar. Tabii ki yazdığımız bilgileri eğer biliyorsanız bir daha yazın. Bilmiyorsanız yine yazın. Yani her türlü yazın. Esersiz şair bilgisini de vermiş bakın. Devam ediyoruz. 2010 şey ne 2010'u ya? 212'deyiz. 212. Şimdi buradaki türleri tanıyalım. Pendname, pend. Bu çıkmış bir soruydu aynı zamanda. Pendname. Pend, öğüt demek. Öğüt kitabı. Öğüt eseri. Surname, sünnet, düğün, nişan. Yani çalsın sazlar, oynasın kızlar. Seyahatname, adı üstünde gezi yazısı. Şehrengiz. Bir şehrin güzelliklerini anlatır. En meşhur Şehrengiz nedir? Tabii ki Edirne Şehrengizidir, değil mi? Osmanlı'da yazılmış Edirne Şehrengizi. Hocam Edirne Şehrengizi iki farklı şair tarafından yazılmış. İlk sırada Piriştineli Mesihi vardır. İkinci sırada tabii ki Zati vardır. İkisinin de eseri olarak karşınıza çıkabilir. Edirne Şehrengizi bir şehrin güzelliklerini anlatır. Tezkire biyografi bir şairin hayatını anlatır bize. İlk tezkire kimindi? Tabii ki Ali Şir Nevai Mecalisün Nefais. İlk Anadolu sahasındaki tezkire kimdi? Tabii ki Sehibey Heşt Behişt. Bir de en önemli tezkirelerden biri Latifi'nin Tezkiretü Şuarasıydı. Söylediğim bilgiler havada kalmasın. Ben çok uzun sürer diye sadece söylüyorum. Siz elinizde kaynak var. İstediğiniz zaman durdurun, notunuzu alın, ilerleyin. Evet, hemen bakalım. Köşk önüne gelip saadetli hünkâra dualar edip andan sünnethane çerkezüne varıp cerrahlar sünnete sünnet mi a sünnet surname. Cevap o yüzden surname. Devam edelim. Hemen şuradaki şiir bilgisi sorusuna bir bakalım. Bu dizeler ile ilgili hangisi söylenemez? Lirik şiir, duygusal şiir. Bakalım. Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun? Gördün güzelleri beni unuttun. Al sana aşk, al sana sitem. Lirik demek sadece aşk demek değil. Acı da liriktir. Teşbih sanatına başvurulmuş. Teşbih. Gayri dayanacak özüm kalmadı. Mektuba yazacak sözüm kalmadı. Yarim sen gideli 7 yıl oldu. Diktiğin fidanlar meyveyle durdu. Seninle gidenler sıraya döndü. Gayri dayanacak bir benzetme göremedim açıkçası ama. Bent nazım birimi. Bent. 3'ten başlayıp 10'a kadar gider bak. Şurası bent. Zaten bu bir türkü. Burası bent. Değil mi? Üçlükler. Burası da kavuştak. Değil mi? Aynı şey. Türkü bu. Burası da kavuştak. Hocam şurası da bent aynı zamanda. Doğru. Hem ek hem sözcük halinde redif. Buradaki kalmadı. Tabii ki sözcük halinde redif. Döndü, durdu, dı di geçmiş zaman eki. Bu da ek halinde redif.
Nakarat zaten burada verilmiş ama nakaratı arasında kavuştak demesi lazım ama sorunun bu kadar kusurunu da kabul edelim hadi. Teşbih sanatı var mı diye bakalım önce. Yarım İstanbul'u meskemi tutun, gördüğün güzelleri beni unuttun, sılaya dönmeye yemin mi ettin, gayrı canacak gözüm kalmadı, mektubu yazacak sözüm kalmadı, yarım sen gideli 7 yıl oldu, diktiğin fidanlar meyveli de yok, teşbih yok. Adam kavuştak gene nakarat demiş, sorudaki bu kadar kusuru görmezden gelirsek cevap Bursa'ya doğru kayar. Devam edelim. Burada ne diyor? Aşağıdaki beyitlerin hangisinde ki bu kaçıncı soruydu? 214. soru. Aşağıdaki beyitlerin hangisi ayraç içinde verilen ifadeyi örneklemez? Allah Allah bakalım. Yani kısacası bu yeni tarz bir sorudur. Buraya dikkat edin. Şuradaki anlamı yukarıdaki beyitten anlamaya çalışacağız. Dil çok sade değilse biraz zorlanırız. İpuçlarını takip etmek lazım. Gözün açık olsun. Gerekmez dünya bize çünkü baki dünyadır değil bir kul. Yani diyor ki bu dünya fani, boş ver dünyayı. Dünya nimetlerine bel bağlama. Ben her ne der isem derim sakın ki sen aşk ateşinden olma cüda. Cüda ayrı demek. Cüda bir nefes gönül. Yani aşk ızdırabından mutluluk duyuyor. Mazoşizm, fuzuli, aşk ızdırabından acı duymak. Nasıl bir şeyse. Dünya talebiyle kimisi halkın emekte, kimi oturup zevk ile dünyayı yemekte. Allah Allah. Hataların bedelini ödeme mi? Ne alakası var? Kimi yiyor, kiminin karnı tok değil mi? Sırtı pek, kimi keyifte, kimi de aç açıkta demek istiyor. Neyse. Şu bir kalsın. Bugünüm yarına kalsın diyene akil deme. Akil akıllı demek. Akil oldur ki komaz dünyada bir nan erteye. İşini zamanında yapar değil mi? Yani bir sonraki güne atmaz. İşini aynı zamanda yapar. Bu da olur. Verdük dilu can ile rıza hükmü kazaya. Gam çekmez yüz uğrarsak eğer derdü belaya. Başına gelenlere karşı sabırlı ol. Gam çekmez yüz acı duymuyoruz. Uğrarsak eğer derdi belaya. Başımıza dert gelse kaç yazar. Yani biz bir rıza gösterdik. Biraz daha sabredeceğiz demek istiyor. Cevap tabii ki A şıkkına doğru bizi götürür. 215. Hocam bunlar ne demek? Türkiye basit, 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 basit Türkçe. Basit Türkçe kullanalım. Dil çok ağır olmasın. Kimler var burada? 3 tane memleketiyle anılan arkadaş var. Hocam biri Edirneli. Biri Aydınlı. Biri Tatavlalı. Tatavla. Günümüz İstanbul Şişli dolayları. Hocam Edirneli Nazmi, Aydınlı Visali, Tatavlalı Mahremi, NVM. Mahallileşiyoruz. Mahallileşelim bakalım. Mahallileşmek ne demek? Ya dilin bir ortasını bulalım. Çok ağır da olmasın, çok sade de olmasın. İstanbul Türkçesini alalım bitsin. Kim var burada temsilci olarak? Baki var. Başka? Tabii ki Nedim var. Başka? Enderunlu Vasıf var bir de. Sepki Hindi. Ya siz boş yapıyorsunuz. Arkadaş dil dediğin ağır olur. Hint tarzı, Hint kınası gibi olur. Hint dizileri gibi olur. Kanal 7 gibi olur. Abartılı olur. İşin bokunu çıkarırız. Yani Sepki Hindi'de ne var? Dil ağır. Arapça, Farsça kelimelerle dolu. Biz burada ne diyeceğiz? Naili diyeceğiz. Biz burada ne diyeceğiz? Neşati diyeceğiz. Biz burada ne diyeceğiz? Şeyh Galip diyeceğiz, değil mi? Biz burada ne diyeceğiz? Fehimi Kadim diyeceğiz, değil mi? İsmimden hatırlayın. Evet, hemen eşleştirelim. Türkiye basite kim gider? Edirne'nin Nazmi gider. Hocam burada Nedim tabii ki mahallileşmeden gider. Şeyh Galip ve Neşati de buradaki Sepki Hindi'den gider. Kim kalır elimizde? Veysi. Veysi kimdir? Veysi'nin bir tane habnamesi vardır. Habname. Habname nedir? Rüya kitabı. Bir rüyayı gerçekmiş gibi kalkıp anlatmak. Veysi düz yazı yazar. Habname de düz yazıdır zaten. Yani çok şiirle işi olmaz. Meşhur Habname adlı süslü nesili yazmıştır. Evet 215 dedik ve devam ediyoruz. 216. soru. Evet. 216. soruyu hemen şöyle yazalım. Realizmi az önce anlatmıştım size. Bir önceki videoda romantizmi anlatmıştım. Sürrealizmi anlatmadım. Klasisizmi anlatmadım. Klasisizm nedir? Klasisizm bir nasıl kurallar silsilesidir.
Ben klasizmi anlatırken demiştim ki bir tane okul müdürü düşüneceksiniz. Lise müdürü. Kel göbekli kurallar koyan bir adam. Değil mi? Kuralcıdır. Akıl ve sağduyuya önem verir. Acımasızdır. Eskiye takılır. Eskicidir. Eski gelenekler onun için önemlidir. Yani antik Yunan ve Roma'ya kadar gider gelenekleri. Kurallar koyar. Akıl ve sağduyuya önem verir. Değil mi? Dili ağırdır. Resmidir. Tuhaf tuhaf ifadeler kullanır. Yalakadır. O yüzden klasisizm dedik. Sürrealizm, gerçeğin dışına çıkalım. Kim gelsin? Abbe Freud gelsin. Freud. Freud ne yapar arkadaşlar? Freud bilinçaltına iner. İnsanların bazı davranış sebeplerini bizim bastırdığımız o bilincin altındaki bir kuyu var ya, orada olduğunu savunur. Rüyalar bizim için önemli ipuçları verir der. Naturalizm. Çırılçıplak bir insan düşüneceksiniz. Yani hiçbir şekilde utanmayan, ortada tuvaletini yapan, bütün gerçekliği sansürsüz veren, ana avrat dümdüz küfreden bir adam. O tam olarak naturalisttir. Neden? Deney adamı gibi, bilim adamı gibi davranır. Bir bilim adamının bir ölü bedeni kesip biçmesi gibi. Ölü bedeni kesip biçerken, kalbini çıkarırken, böbreklerini ikiye bölerken herhangi bir iğrenme duygusu yaşar mı? Hayır, tarafsızdır çünkü bilim adamı gibidir. Yani doğada her şey olduğu gibidir. Hemen bakalım. Yazar deneysel roman. Aa, deney dedi. Bizi naturalizme mi götürüyor acaba? Hemen acele etmeyin. Bir bakalım. Deneysel roman başlıklı yazısında romanın bir deney olduğundan şüphe edilmeyeceğini, romanın gözlemden yararlanacak, romanın üzerinde insan yaptığı falan filan Charles Darwin evrim teorisine gitti. Aha işte bizi nereye attı? Tabii ki naturalizme attı. Yani aşırı gerçekçiliğe attı. Devam edelim. Devam. Hemen 17. soruya, daha doğrusu ne 17'si? 217. soruya bakalım. Hocam 217. soru diyor ki bize hangisinde sıralama doğru vermiştir? Biz bu sıralama sorularını biliyoruz zaten. Nasıl yapacağız hocam? 3 tane var. İkisini kesin bilebiliriz. Diğeri zaten ortaya hemen çıkar. Önce matla gelecek. Ortadakini bilmiyoruz. Sonra makta gelecek. Makta. Makta nokta. Makta nokta. Nokta son demektir. O yüzden makta son. Matla ilk. Hocam matlayı nasıl buluruz? Bir beyitte AA vardır. Aynısıdır. Birbirine benzer. Buradaki AA nedir? Su. Su. Al sana AA. O zaman bu kaçıncı olacak? Birinci. Hocam biz ikinci beyti bulamayız ki. Üçüncüsünü bulalım. Sonuncusu. Sonuncusu da mahlas taşır hocam. Mahlas nedir? Takma at. Hocam takma adını nereden bileceğiz adamın? Daha adamı tanımıyoruz. Ya arkadaş biz zaten şairlerin ismini bilmiyor muyuz? Baki, Fuzuli falan. Biliyoruz işte. Yani ne kadar saçmalayabilir ki? Bir yerde vardır mutlaka bir ipucu. Evet Fuzuli demiş. Bak gördünüz mü? Bu makta işte. Bu da son. Yani üçüncüsü. Hocam diğeri de ikinci olur zaten doğal olarak. Başka yere gidemez ki. 1, 2, 3 işte. O zaman 3, 1, 2. 3, 1, 2, 3, 1. Bir dakika. Bu işte bir terslik var. 3, 1, 2 dedik. 3, 1, 2 nasıl olacak? Burada bir hata mı yaptık bir yerde diye bakıyorum. Ya da şu an göremiyor muyum? Aa, bu öyle bir soru değil. Ben de sizin yaptığınız hatayı yapıp hemen soru kökünden başladım. Bizim Şahin'in yaptığı hata. Şimdi adam onu kastetmiyor. Nesip, taç beyit ve dua diyor. Şimdi nesip ne demek? Nesip giriş öncesi betimleme kısmı demek. Bir kaside de bazen betimleme kısmı yapılır. O betimlemede bir şeyler bize sezdirilir, hissettirilir, gözümüzde canlandırılır. Ne mesela? Atlar. Atlar betimlenirse o kasidenin adı Kaside-i Rahşiye. Rahşiye at. Eğer kış mevsiminden bahsederse Şitaiye. Bayramdan bahsederse İdiye ya da Bayramiye. Ramazan'dan bahsederse Ramazaniye. Bahardan bahsederse Bahariye. Konak köşkten bahsederse Dariye gibi. Yani bu ilk kısımdır. Üçün bire geleceği yine muhakkak. Hocam taç beyit mahlas beytidir ama dua beyti taştan sonra gelir. Bu kasideler için böyledir. Yani tacı verirsin ama bunu ondan sonra getirirsin. O zaman ne yapacağız hocam? Yer değiştirecek. Biz buna yine bir diyeceğiz. Biz buna iki diyeceğiz. Biz buna üç diyeceğiz. Neden? Çünkü kasidede durum biraz terstir. Dua en sondur. Duasını eder bitirir. O zaman 3-2-1 şeklinde gidecek. 3-2-1 dediğimizde de karşımıza Ceyhan çıkıyor. Yanlış bilgiden hareket edersek böyle şapa otururuz. Bu da onun en güzel örneği. 218. sorudayız.
Tanzimat döneminde yeni eski tartışmalar üzerinde bina edilen eleştiri anlayışının her zaman aynı çizgide devam ettiği söylenemez. Örneğin nokta 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 adlı makalesiyle eski şiire en ağır şekilde saldırır ve bizim şiirimiz Necati Baki Nefi Divanı'nda bulunan kasideler, gazeller, kıtalar ve mesneviler ne denedim ve vasıf şarkılarıdır diyor. Tamam. Gerçek Türk şiiri avam şarkıları ve taşrada falan filan. Güzel. Şimdi bu arkadaş kim? Türk Edebiyatı'nın belki de ilk tartışması diyebileceğimiz Ziya Paşa ile Namık Kemal arasındaki tartışmayı hepiniz bilirsiniz. Bilmeyenler öğrensin, dinlesin, not alsın. Böyle aval aval bakmasın ekrana. Ziya Paşa önce Şiir ve İnşa adlı bir makale yazar. Şiir ve İnşa. İnşa düz yazı demek. Şiir zaten şiir demek. Burada ne yapar Şiir ve İnşa'da? Der ki ya halk edebiyatı ne güzeldir ya, bizim asıl şiirimiz halk edebiyatı, divan edebiyatını boş verin. Yani burada anlatılan birinci kısım. Namık Kemal de bunu alkışlar, oley der. Yani Ziya da bizim tarafa geçti, seni tebrik ediyorum Ziyacığım der. Sonra Ziya Harabat'ı yazar. Harabat ilk antoloji sayılır. Antoloji ne demek? Şiir seçkisi. Çeşitli şairlerden şiirler alır. Beğendiği şairlerden şiirleri alır, bir araya getirir, al sana kitap. Fakat enteresandır. Harabat bir sürü daha önce şiir ve inşada divan şairlerini gömmesine rağmen Harabat'ta bir sürü böyle ağır dille yazan divan şairini alır ve onları över. Harabat'ın ön sözünde yapar bunu. Bu sefer Namık Kemal'e yapar? Ziya der. Ona kızar. İki tane eserle ona saldırır. Tahribi Harabat ve Takip. Burada kimden bahsediyoruz? Tabii ki Ziya Paşa'dan bahsediyoruz. O yüzden cevap Ziya Paşa olacak. Şiir ve İnşa makalesinde eski şiire saldırır, yeni şiiri savunur. Buradaki hikayeyi iyi bilmeniz lazım. 219. soruya geçiyoruz. 219, evet. Şimdi hocam, buradaki eserlerin içeriğini ben size vereyim. Sonra siz bir şekilde bir özet mahiyetinde bir şeyler anlayıp soruyu çözersiniz. Aşk-ı Memnu'yu herkes biliyor. Bihter Behlül, Adnan Bey. Yasak aşk demek. Memnu yasak demek. Aşk-ı Memnu. Yasak aşk. Adnan Bey'in eşi Bihter'in kendisini yeğeni Behlül'le aldatmasını falan anlatan herkesin bildiği Kanal D dizisi formatındaki kitap. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Şık adlı eserinde Şöhret Bey vardır. Şöhret Bey. Şöhret Bey kimdir? Şöhret Şatırzade. Bu bir batı taklitçisi, alafranga tiptir ve kendini komik duruma düşürür. Halit Ziya'nın Mai ve Siyah'ında Ahmet Cemil adlı bir karakter, Ahmet Cemil'in mai yani mavi hayallerinin nasıl siyaha dönüştüğünü gösteren bir hayal kırıklığı eseridir. Hüseyin Cahit Yalçın'ın Hayal İçinde adlı eseri, romanda Nezih adlı bir karakter vardı. Nezih. Nezih adlı karakterimiz bir romanda geçen hayalperest bir adamdır. Bu hayalperest adam okuduğu romanların etkisiyle hayal dünyasında bazı imgeler görür ve bu imgeler bir kadın imgesidir. Gayrimüslim bir kadındır ve o kadına aşık olur, kendini bayağı kaptırır, sonra hayatın gerçekleri yüzüne çarpar ve gerçek dünyaya döner. Mehmet Rauf'un Eylül'ünde Suat Necip Süreyya, yani Suat kadın, Süreyya onun eşi, Necip Süreyya adlı kocasının arkadaşı, yasak aşk konusu işlenir burada. Buraya baktığımızda Adnan Bey falan filan diyor zaten. Adnan Bey derken kastettiği şey Selçuk Yöntem, yani Halit Ziya Işaklıgil'in Aşk-ı Memnusu. Devam edelim. 220. sorudayız. 220. Hocam, buradaki eserlerin içeriğinden bahsetmek lazım biraz. Ateşten Gömlek. Kim vardı burada? Derste anlatmıştım, hatırlayın. Ayşe. Peyami. İhsan Bey. Binbaşı İhsan ve Cemal Bey. Ayşe Peyami'nin kuzenidir. İzmir'de yaşar, bir çocuğu, bir de eşi vardır. Yunanlılar İzmir'i işgal ettiğinde Ayşe'nin kocasını ve oğlunu öldürür. Ayşe de akrabası Peyami'nin yanına gelir. Peyami İstanbul'da yaşar. Peyami Ayşe ile görüş olarak pek benzeşmez. Ayşe kuvvayi milliyecidir. Peyami kendi keyfine bakan bir beyzadedir.
Yalnız Peyami Ayşe'ye aşık olur. Aşık olduğu için onun fikrindeymiş gibi davranır. İhsan Bey ve Cemal Peyami'nin arkadaşlarıdır. Zamanla Ayşe ile tanışırlar. Fikirleri de Ayşe ile aynıdır. Kuvay milliyecidirler. Ayşe içten içe İhsan Bey'e bir şeyler besler. Ama üçü de aslında buna aşıktır bir şekilde. Bunlar cepheye gider, sırayla ölürler. İhsan ölür, Ayşe ölür, Cemal ölür. Peyami de iki ayağını kaybeder, iki bacağını kaybeder ve hastanede yazılar şeklinde Ateşten Gömlek adında Ayşe'ye duyduğu aşkı ve bunun hikayesini anlatır. En sonunda o da ölür zaten. Çalıkuşu Reşat Nuri Güntekin'in Feride ve Kamuran adlı karakterler arasında geçen bir aşk hikayesi. Feride bir öğretmendir. Anadolu'da görev yapar. Kamuran'la araları açıktır. Kuzendir aynı zamanda. Önce aşk, sonra ara bozukluğu, sonra tekrar bir araya gelme gibi klasik bir konu. Sürgün Refik Halit Karay'ın eseridir. Ve sürgüne gönderilmiş baş karakterin başından geçen olaylar anlatılır. İçerik çok önemli değil. Sodom ve Gomorra Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ndur. Mütareke dönemi dediğimiz, yani Kurtuluş Savaşı döneminin bir öncesi, Mondros Mütarekesi döneminde İstanbul'un düşman kuvvetleri İngiliz ve Fransızlar tarafından işgali ve Leyla adlı bir karakterin onlarla işbirliği yapıp vatana ihanet etmesini anlatır. O yüzden Sodom ve Gomorra, yani İncil ve Tevrat'ta geçen Lut kavminden dolayı helak edilen şehir benzetmesi yapılır İstanbul'a. Yaprak Dökümü Ali Rıza Bey'in Reşat Nuri Güntekin'e ait bir eser. Yaprak Dökümü'nde Ali Rıza Bey kızları Fikret, Necla ve Leyla, oğlu Şevket ve bir ailenin dramı ve dağılması anlatılır. Hikayeyi uzatmayayım. Burada Feride demiş zaten. Bizi nereye getiriyor bu? Tabii ki Çalıkuşu'na getiriyor. Cevap çok açık. Bir sonraki video 221 ile 230'u kapsayacak.